Ne oluyor burada ya? Ne oluyor ya? Aa! Allah'ım bu ne? Ayşegül ne oluyor orada? Ayşegül ne oluyor orada? Bir cevap ver bana. Ne oluyor? Soydan zindir hastaneyi yakıyor. Ne diyorsun sen ya? Ayşegül... Dur içeride hastalarda. Ayşegül tamam sakin ol. Hemen oradan dışarı çık tamam mı? Hemen dışarı çık. Çıkaracağım tamam. Ayşegül Hanım çıkmaz mı ablam? Tamam dur. Dur sen. Tamam dur. Sen onu hadi. Ayşegül nereye? Dur. Ayşegül dışarı çıkmamız lazım. Kimse var mı? İtfaiye, ambulans ne varsa gönderin çabuk acele edin. Ne oldu burada ya? Ne oldu burada? Adamlardan birini gördüm. Daha önce babamın yanında da görmüştüm. Düpedüz sabotaj bu Poyraz. Ayşegül'ü öldürmeye kalktılar. Vesiyet kurtarmasaydı ölüyordum. Biraz yanıyor her şey. Kül oluyor ya. Şşş, Ayşegül tamam. Tamam sakın üzülme tamam mı? Sakın üzülme. Sen iyisin. Sana bir şey olmadı. Sen iyisin. Ayşegül'ün çalıştığı hastaneyi yaktıran el kaldırsın. Biz mi konuşturalım illa? Siz bilirsiniz. Bu yaptığınız kabul edilemez. Sonuçlarına katlanacaksınız. Fahri Bey korkup yerine sizi mi gönderdi? Babanın sizden korkmayacağını daha öğrenemediniz değil mi? Yazık. Ayrıca Poyraz Bey de onun oğlu sayılır. Onun oğlu Sadrettin Bey değil mi ya? Ne demek abin karşı tarafla anlaştı ya? Babamın adamları Sadrettin'i bulmuş. Ona büyük bir teklif yapmışlar. Sadrettin de o sinirle kabul etti herhalde bilmiyorum. Yok canım olamaz öyle bir şey. Oldu bile Ayşegül oldu bile. Yeni bir savaş başlıyor. Bir tarafta senin abin diğer tarafta benim kardeşim. Kan dökülecek. Ortalık savaş alanına dönecek Ayşegül. İkisinden biri sonunda ölecek. Sadrettin'i ayırdık. Şimdi sırada Poyraz var. Ne yapacağız? Ayşegül'ü yakacağız. Yani tam olarak değil. Siz yakacaksınız. Ben kurtaracağım. Anlamadım ben. Anlamana gerek yok. Sen denileni yap yeter. Çok kötü şeyler olacak Ayşegül. Çok kötü şeyler. Bundan sonra bu beyefendilerle bir sorunu olan gelip benimle görüşecek. Anlaşıldı mı? Gayet net anlaşıldı. Sadrettin Bey.